Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin bugün yayınladığı anket sonuçlarına göre 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptıkları araştırmaya göre CHP ilk kez birinci sırada genel seçimler sıralamasında. Şimdi bugün Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz detaylı bir açıklama da yaptı sosyal medya hesabından nasıl böyle bir noktaya gelindiğine dair. Kendisiyle konuşacağız detaylı bir şekilde. Şu anda telefon attığımızda. Kemal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi siz aslında sosyal medya hesabınızda da detaylı biçimde açıkladınız. Bu hiçbir zaman olma ihtimali verilen bir şey değildi son zamanlarda, özellikle AKP'nin uzun süredir iktidar olduğu dönemde. Sizin anketlerinize göre CHP çok uzun bir süreden sonra belki de birinci sırada. Nasıl oldu bu? İsterseniz siz bir aynen o sosyal medyada paylaştığınız gibi biraz anlatmaya başlayın, detaylandıralım sonra. Şöyle aslında iki noktadan bakmak lazım. Birincisi CHP'nin bir oy artışı var. İkincisi de AKP'nin bir oy düşüşü var. Bu ikisi aynı anda olunca ve AK Parti özellikle kendi ittifak içerisindeki ortağına oy kaybedince anketlerde böyle bir durum ortaya çıktı. Bizim araştırmamıza göre hala Cumhur İttifakı %44-45 bandında ama MHP'de inanılmaz bir yükseliş var. Bu sebeple de AK Parti %30'un altına, %30 sınırına yakın bir yerde kalmış MHP'de oluyor. neden yükseliş oluyor? Böyle sırasıyla biraz aça aça gidebilirsek aslında Şöyle çok iyi olur. bir yükseliş oluyor MHP'de. MHP birincisi iktidarın bütün nimetlerinden faydalanıyor ve etrafındaki insanları faydalandırabilecek konumda. Yani bir iktidar partisi gibi bir gücü var. Ve fakat bir taraftan da MHP iktidarın tam olarak da içinde değil. İktidara bir bakan vermiş değil örneğin. Hükümete bir bakan vermiş değil. O yüzden hükümetin yanlışları AK Parti'ye yazarken hükümetin doğruları özellikle de son dönemde yükselen milliyetçilik etkisiyle MHP'ye yazıyor. Yani başarı MHP'nin başarısızlık AKP'nin mi oluyor sahada? Bunun haricinde bir de son yerel seçimlerde MHP AKP'nin elinden çok ciddi sayıda MHP aldı. Belediye aldı MHP. Batı'da da AKP çok ciddi sayıda belediye kaybetti. AKP'nin kitlesi de yani kendi teşkilatının içinden dahi olan insanlar, özellikle iş ilişkisi olanlar MHP'ye daha çok yanaşmış oldu. İnsanlar MHP'li kapılara daha fazla girer çıkar oldu. Çünkü su bağlatmak için bir belediyeye gidiyorsunuz veya bir vergi ödemek için belediyeye gidiyorsunuz veya bir yardım talebinden dolayı belediyeye gidiyorsunuz. Tabandaki insanlardan bahsediyorum. Ve bu insanlar MHP'yle daha çok haşır neşir olmaya başladılar. MHP kadrolarıyla daha fazla tanışmaya başladılar. Bu AKP ile biraz MHP'nin şundan dolayı arasında mı, hani orayı kaçırmış da olabilirim ama bu belediyelerde AKP ve MHP'nin ayrı ayrı adaylar soktuğu belediyelerde MHP'lilerin daha evet, çoğunlukla onlardan kazanması. bahsediyorum. Evet. Onlardan bahsediyorum. Yani İç Anadolu ve Karadeniz ağırlıklı burada AKP'den MHP'ye belediye geçiş oldu. Zaten o belediye geçiş olurken normal olarak önce seçmen geçişinin olması gerekiyordu. Seçmen geçişi oldu. Batı'da ise AKP'nin neredeyse hiç belediyesi kalmadı. Çok az belediyesi var. Antalya, Adana gibi yerlerde MHP'nin kısmi belediyeleri var. Buralarda da zaten Adana'da, Mersin'de Adana'da MHP'nin adayı desteklenmişti. Mersin'de MHP'nin adayı desteklenmişti. Manisa'yı zaten MHP kazandı. Buralarda da insanların o milliyetçi muhafazakar kitlenin bir devlet kapısına gittiği zaman muhatap olduğu insanlar hep MHP'li insanlar haline geldi. Muhtemelen o geçişinde etkisi var. Evet, Cumhur İttifakı'nda durum böyle. MHP'ye oy geçişi Evet. oldu. AKP'nin oyları bu şekilde düştü. %30-33 30 bandına düştü diyorsunuz, değil mi? Onun haricinde AK Parti'nin kendi oy kaybı da var. Yani ittifakın dışına da oy kaybı var. Özellikle daha yüksek gerilme. Hatta özellikle AKP hükümeti döneminde alt ekonomik gruptan orta ve üst ekonomik gruba geçenler artık AK Parti'ye oy vermiyorlar. Çünkü insanlar yaşadıkları çevrenin davrandığı gibi davranıyorlar. AKP'nin sosyal statüsünü değiştirdiği, ekonomik statüsünü değiştirdiği insanlar da daha seküler blokta yer almayı tercih ediyorlar. Çünkü o insanlarla beraber yaşıyorlar. Geçirgenlik orada daha fazla. Örneğin insanlar hep AK Parti'nin Konya gibi, Kayseri gibi çok dominant olduğu yerlerde, %80 olduğu yerlerde AKP'nin hep ittifakının
en çok oy kaybını oralardan bekliyorlardı. Oysa ki benim beklentim hep AKP'nin HP blokunun en zayıf olduğu yerlerde tekrar daha fazla oy kaybetmesiydi. Son yerel seçimlerde bu oldu. AKP Şişli'de, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Ankara, Çankaya'da, Yeni Mahalle'de zaten az olan oylarını iyice dibe kadar çekmiş oldu. Yani aslında etkileşimin olduğu yerlerde bloklar arası geçişkenlik oluyor. Herhangi bir bloğun çok dominant olduğu bir yerde diğer bloktan oraya oy geçmiyor. Yani AKP kendi kitlesinden de özellikle esnaf tabanından, ekonomik krizden en çok etkilenen tabandan, haksızlıklar, hukuksuzluklar çok arttı inancını taşıyan, bunu gözlemleyebilen memur kesiminden de ittifakının dışına oy kaybediyor. Burada da hali hazırda başka bir merkez parti olmadığı için, AKP merkezi terk ettiği için daha çok MHP tandanslı bir siyaset izlediği için merkezi terk etmiş oldu. O merkezdeki boşluğa CHP tamamen yerleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıldır uyguladığı merkeze gelme politikası aslında bu oldu. Herkes sağa yaklaşma politikası olarak yorumladı ama bunu, bu aslında bir merkeze gelme politikasıydı. Onun meyve verdiğini görüyoruz biz aslında. AKP'den CHP'ye 2 puan kadar bir geçiş var örneğin. 2 puanlık. Burada örneğin önemli figürler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mı? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Biraz daha merkez onlar, bir onlar yerel, yerel seçimlerde o umudu canlı tutanlar oldu. Önemli figürler elbette. Sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş değil. Muhittin Böcek de çok önemli bir figür. Onun dışında Zeydan Karalar da çok önemli bir figür. Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı. Evet. Bunlar yerel olarak zaten güçlü isimler. Bu isimler zaten yerelde kendi oyları olan isimlerdi. Ama o oylardan ziyade seçimi CHP kazanabilir algısını yaratarak umut kazandırmış oldu seçmene. İlk defa seçmen CHP evet kazanabilir, CHP iktidara gelebilir diyor. Böyle olunca geçtiğimiz seçimlerde umutsuzluk yüzünden sandığa gelmeyen, benim oyum neyi değiştirecek diyen seçmen sandığa geliyor. CHP'nin en büyük kazancı mesela bizim anketimizde burada. Burada 3,5-4 puan kadar geçtiğimiz seçimlerde hiç oy kullanmamış ama şimdi oy kullanacağım diyen seçmen grubunun CHP'ye oy vereceğini görüyoruz biz. Bu yüzden de ben diyorum ki önümüzdeki ilk seçim, bu erken seçim olur, normal zamanında olur fark etmez. Önümüzdeki ilk seçim muhalefet seçmeni açısından katılımın en yüksek olduğu seçim olacak. Peki şimdi tabii aslında AKP'den ayrılan isimlerin ne kadarlık bir oy potansiyeli olduğu hep bir tartışma konusu. Siz onlar için örneğin Ali Babacan için %5-6 diyorsunuz değil mi? O civarda. Yok, şöyle Ali Babacan'ın ben baraj endişesi yaşayacağını düşünmüyorum. Ahmet Davutoğlu için de %3-4 civarı bir oy alacağını düşünüyorum. Ali Babacan'ın 4-5 puan sadece AK Parti'den oy alacağını düşünüyorum. Onun haricinde AK Parti'den CHP'ye geçmiş olan yahut henüz kararsız olan o merkez seçmeninin oyunu rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. Mesela CHP'den belki 1-1,5 puan kadar hiç beklenmedik bir şeydir bu Ali Babacan oy gitmesi ama o seçmen zaten eski AK Parti seçmeniyken CHP'ye gelmiş olan seçmen. Oradan 1-1,5 puan kadar alacaktır. İYİ Parti'den 1 puan kadar alacaktır. MHP'den 1 puana yakın alacaktır. Totalde baraj endişesi yaşamayacaktır. Bence %8-10 arası bir başlangıç yapar Ali Babacan'ın partisi. Dediğim gibi 5-6 puanını AKP'den yani Cumhur İttifakı'ndan daha doğrusu geri kalanında kararsız seçmenlerle diğer partilerden alır. Ahmet Davutoğlu 3-4 puan kadar alır diye tahmin ediyorum. Anketlerimizde de öyle görüyoruz. Fakat Ahmet Davutoğlu'nun da bir özelliği var. Tamamını AK Parti'den alıyor. Yani Ahmet Davutoğlu MHP'den, CHP'den, İYİ Parti'den bir oy alamıyor. Aldığı oyların tamamını AK Parti'den aldığı için Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye etkisi de Ali Babacan kadar yüksek olacak. Evet. Peki o zaman şunu da bir konuşalım. HDP ve İYİ Parti bunları nasıl gözlemliyorsunuz? Yerel seçimlerden sonra neler değişti? Şöyle, İYİ Parti benim gözlemlediğim kadarıyla daha milliyetçi, mukaddesatçı bir alana yöneliyor. Çünkü şeyi fark ettiler, bu merkez seçmen son seçimlerde de, 24 Haziran seçimlerinde de bir kısmı CHP'den
gelmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı ile CHP'nin oy oranına baktığınız zaman aradaki makastan anlaşılıyordu. Bu seçmen grubunu kaybettiğini bence fark etti. Şöyle kaybetti aslında. İYİ Parti'nin herhangi bir hatası da denilemez. Konjonktür öyle gelişti. Seçmenler 24 Haziran'da İYİ Parti'yi, merkez seçmeni özellikle, AK Parti'yi devirebilecek, Tayyip Erdoğan'ı değiştirebilecek tek sağ muhalefet partisi olarak gördüğü için oy verdi. Fakat o değişim olmayınca, iktidar değişimi olmayınca herkes tekrar yerine döndü. Öyle olunca İYİ Parti'nin önünde sadece milliyetçi, muhafazakar bir seçmen grubu kaldı. Muhtemelen, bildiğimden söylemiyorum tabii, konuşmuş olduğumdan değil, kendi öngörümü ya da tahminimi söylüyorum. Muhtemelen Meral Akşener, biz zaten CHP ile ittifak yaptığımızda sağdan oy geçişkenliği sağlayamıyoruz. Muhtemelen de bir sonraki seçimlerde diğer merkez sağ partileriyle ittifak yapacağız. O zaman o tarafın içerisindeki muhalif ülkücülerin hepsini oraya çağırabilecek, getirebilecek bir milliyetçi parti tasarımına gidiyor. Gözlemlerim o yönde şu ana kadar. Bunda haksız da değil aslında. Çünkü dediğim gibi merkez seçmen, herkes kendi yerine dönüyor. Ve burada alabileceği çok ciddi oy da yok. Peki bir soruyu daha soracağım. Bu hep önümüzde fotoğraflarla çıkıyor. Erdoğan'la Meral Akşener'in yakın olan fotoğrafları ya da işte o fotoğraflar belki yanıltıcı da olabilir orada ama örneğin seçmenin bununla ilgili bir tavrı var mı? Onu ölçtünüz mü? Elinizde öyle bir veri var mı? O da çok merak ediliyor. MHP'nin özellikle 7 Haziran seçiminden sonraki tavır değişikliğiyle birlikte seçmenler tabii artık güven duymakta zorlanıyor siyasilere. Seçmenlerin böyle bir endişesi var. Bu sık sık bize sorulan sorular. Ama ben açıkçası kendi fikrimi söyleyeyim. Ben böyle bir şeye zerre kadar ihtimal vermiyorum. Yani Meral Akşener geçecek, Cumhur İttifakı'nın içinde olacak, İYİ Parti Cumhur İttifakı'nın içinde olacak gibi bir şeye asla inanmıyorum. Bunun hiçbir zaman da olmayacağını düşünüyorum. Evet, HDP'yi konuşalım. HDP aslında en stabil partilerden bir tanesi. Herhangi bir yere oy kaybı yok. Herhangi bir yerden de oy geçişkenliği yok HDP'ye. HDP'nin sorunu barajı aşamayacak falan olması değil. HDP barajı rahatlıkla aşacak gene. HDP'nin sorunu o %10-11 bandına kilitlenmiş olması. 11'i kıramıyor çünkü muhalefet partilerinde bir yükseliş var ve insanlar iktidar alternatifi olarak diğer muhalefet partilerini, CHP'yi görüyor. O yüzden o 11'i kıramıyor. Onun altına inmiyor. Çünkü Kürtler artık özellikle de son iki seçimdir yapılan kayyum uygulamalarını vesaire artık onur meselesi olarak görüyorlar. HDP'yi AKP öyle bir alana çekti ki oy geçişkenliği olmayan kimseye oy geçirmeyen kimseden de oy almayan bir parti durumuna getirdi. HDP'yi aslında o 10-11'e hapsetmiş oldu ama HDP'nin çok da yapabilecek bir şey de yoktu açıkçası. Bir politik hamle yapabilecek durumda değil. Ama HDP kendi doğal mecrasını ilerliyor. Evet. Son şunu da soracağım. Nedir son tablo sizin elinizde olan? Onu da bir daha anlaşılır olması açısından. CHP'nin yüzde kaç örneğin? Şöyle o oranı dediğim gibi söyleyemeyeceğim. Çünkü müşterimiz henüz bu konuyla ilgili bize bir dönüş yapmadı ama size insanların kabataslak anlayacağı şekliyle söyleyeyim. CHP Muharrem İnce'nin aldığı o oranın bir miktar üstünde. AKP %30'un bir miktar altında. O şekilde son tablo. Peki bir son sorum daha olacak. Erken seçim hep konuşulan, hep gündeme gelen konulardan bir tanesi. Acaba çağrısı yapılmalı mı, yapılmamalı mı gibi bir soru işareti var. Bu durumda yapılmalı mı, örneğin olumsuz etkiler mi? Ne düşünüyorsunuz erken seçim? Şöyle, ben Muhalefet Partisi'nin genel başkanı olsaydım örneğin, şu anda birinci parti olsaydım, bu ortamda seçim istemezdim açıkçası. Seçim isteyen kaybedecek çünkü halk artık seçim yorgunu. Tayyip Erdoğan kendisi seçim istemiyor çünkü anayasaya göre muhtemelen üçüncü kez aday olamayacak. En azından bu tartışılacak. Aday olsa bile bir dönemini harcamış olacak. Meclisten tek başına bir seçim geçiremiyor. Burada muhalefet partilerinin desteğine ihtiyacı var. Ve fakat hepsinin sonunda bir seçim zaten Erdoğan'ın işine de yaramıyor şu anda ama bu seçimi ancak muhalefet isterse Erdoğan'ın işine yarar. Çünkü seçmen inanılmaz şekilde seçim yorgunu.
Biz 7 Haziran'dan bu yana 5-6 kez sandığa gittik. Seçmenler bundan bezdi. Ekonomiye odaklanılmasını istiyorlar. Ben muhalefet lideri olsaydım seçim istemezdim açıkçası. Erken seçim istemezdim. Çünkü şu anda o kadar fazla sorunlar yumağı var ki, bu Erdoğan'la vesaireyle ilgili değil. Herhangi bir hükümet, herhangi bir siyasetçi bunların hepsini birden çözebilecek durumda değil. Türkiye öyle bir savruldu ki artık bir hükümetin toparlama ihtimali yok. Hükümet toparlayamayacaksa ben neden erken seçim isteyeyim şimdi? Evet. Yani o erken seçimden sonra olacak ekonomik yıkıntının yükünü neden muhalefet partileri çeksin? O yüzden ben bir erken seçim beklemiyorum. İki taraf için de makul değil. Bir tanesi %100 kaybedeceği bir erken seçime gitmek istemeyecektir. Diğeri de vaktinde gittiği zaman %100 kazanacağı bir erken seçime şimdi risk etmek istemeyecektir. Peki, çok çok teşekkürler Kemal Özkilaz. Bağlanıp sorularımızı cevaplandırdığınız için. Teşekkür ederim. Evet. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkilaz'la değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Kendisi son tahlilde CHP Muharrem İnce'nin aldığı oyun biraz üzerinde, AKP %30'un biraz altında diye söyledi ve en son tapta da CHP birinci sırada kendi anketlerine göre durum bu. Burada noktalıyoruz.